İsveç'in başkenti Stockholm'den ben Kerem Öncel, Ömer Üründür'le birlikte mutlu akşamlar diliyoruz sevgili izleyiciler. Fenerbahçe 6 yıldır deplasmanda Avrupa kupalarında kazanamıyor. Sarı lacivertliler bir ilke imza atıp UEFA kupasında yollarına devam etme amacında ve sarı lacivertlilerin kadrosunu sizlere hemen iletmek istiyorum. Son hazırlıklarını yapıyor maçın Hollandalı hakemi Ruud Bossen. Sayın Üründür, maç öncesi görüşlerinizi alalım. Evet, şimdi senin de dediğin gibi Fenerbahçe için çok kritik bir karşılaşma. Hem UEFA kupasında yoluna devam edip avantajlı bir skor elde edebilmek, hem üstündeki kara bulutları dağıtmak için çok zorlu bir maç. Şu anda da zaten başlamak üzere, bakalım neler göreceğiz, hep birlikte gözlemleyeceğiz. Ruud Bossen ilk düdüğü çalıyor ve karşılaşma başlıyor. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz bu karşılaşmada. Fenerbahçe'ye gurbetçi taraftarlarımız tarafından 20 bin futbol sever izliyor Rosunda stadında karşılaşmayı. Çoğunluğunu Fenerbahçeli futbol severler oluşturuyor. Revivo Ortega, gol pozisyonu, Sarat vuruyor ve kaleşte kalıyor top. Ortega yanında hareketliydi. Cezalarında sağda Serhat'ın vuruşu Anderson. Andreas Anderson hareketli. Stevic. Pozisyon tekrar görüntüde. Ali Güneş. Ishizaki karşısında Ali yerde. Serhat. Serhat karşısındaki Bebe. Ali Güneş. Ortega. Revivo ve kalecide kalıyor top. Anderson. Revivo ile gole çok yaklaşıyor Fenerbahçe. Önce Serhat, şimdi de Revivo, iki net gol pozisyonunu değerlendiremediler. Henüz 4,5 dakika geride kaldı. Pası isabetli değil Hakan'ın. Christian Nordin, uzun top, hoş hareketli. Güçlü bir libero gibi çıkıyor ve bu topu karşılıyor, izliyorsunuz. Fatih, kale boş, yine rüştü. Büyük tehlike, Anderson avuta gönderiyor. Aslında Rüştü'nün topu tutmaması lazım, ileriye vurması gerekiyor. Şimdi hemen bir kontratak pozisyonu oldu şimdi. Şu kadar rahat çok çabuk top attılar. Tabii. Çok çabuk oynadılar. Yani hücum oynarken savunmayı ihmal etmeyeceksin. Bu çok önemli. Zaten Fener'in en büyük sıkıntısı burada. İşte pozisyon. Rüştü'nün bir hatası oldu ama ilk pozisyonda Rüştü kaleden çıkarken artı, yani ilk atılan uzun topta bir tek oyuncu bu pozisyona giriyor ya. Orta ceza alanımıza ve dışarı gidiyor top. Samuelsson. Hakan. Ortega boş. Ortega. Ortada Revivo ve Serhat var. Ortega orta. Revivo ve gol! Çok güzel bir gol. Revivo ve gol! Revivo'nun Avrupa kupalarındaki 3. golü. Karşılaşmada 16. dakika. Fenerbahçe dalya yapıyor. 100. golü sarı lacivertlilerin. Fenerbahçe 1-0 önde, gol Revivo. Adeta geride kalan 4 pozisyon bu golün habercisiydi. Ortega, Revivo. Dede, çok güzel bir orta. Son derece güzel bir orta. Adrese teslim oldu yani, çok güzeldi. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 100. golü bu. Daha çok savunmasını öne çıkaracak. Çok daha rahat pozisyonlar bulabilir Fenerbahçe. Onun için gene aynı sistem. Defansın derinliğine çabuk zamanlamalı toplar. En iyi hücum planı şu andan sonra. Tabii topu da zaman zaman hazırlık paslarına dolaştırıp hükmederekten de rakibi soğutmakta. Kafa. Gol pozisyonu ve top ağlarımıza gidiyor. Nordin'in attığı gol, durum 1-1. 19. dakika. Duran top zaafı ama Nordin yani, ve 1-1. Bir tanesi çeviriyor, Ümit seyrediyor. Çevirdiği yerdeki oyuncu bomboş. Sanki Fenerbahçeli oyuncular kendilerini marke ediyorlar ceza alanı içinde. Bak şimdi bak, bu kadar rahat kafa vuruyor. Şu bomboş adam. Arkadaki Samuelson, de boş. Samuelsson, 9 yani numaraya gelse o da boş. Da boş. Samuelsson'un pası, kaptan Samuelsson. Nordin ve 1-1.
Şimdi oyunun daha zaten şu pozisyonun kornere çıkması bir hata. Fenerbahçe'nin 3 oyun almıştı. Biraz beklemesi gerekiyordu. Bu arada gol tekrar görüntüde. Tu oyuncu ceza alanındalar. Revivo da geliyor. Stevic. Orta. Ali Güneş kafa dışarıya. İnanılmaz bir golü kaçırıyor Ariel Ortega. Onun klasındaki, onun çapındaki bir yıldıza yakışmayan bir vuruş. İzliyorsunuz. Ali mükemmel aşırıyor. Bomboş durumda. Dışarı atmak. Evet. Ömer Üründül. Çok zor var. Daha zor. İnanılmaz bir gol kaçıyor. Ortega'nın 3. net gol pozisyonu. Ceza alanının içi. Hayli kalabalık yine. Ortega. Johnson ve gol! Johnson! 25. dakika. Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor. Gol Samuel Johnson. Bu sefer Fenerbahçe duran toptan attı. Evet. Johnson'ın Avrupa kupalarındaki ilk golü. Fenerbahçe'nin 101. maçında ilginçtir. 101. golü oldu Sayın Ömer Üründül. Evet. Fenerbahçe 2-1 önde, işte gol. Johnson mükemmel bir çok kafa. Mükemmel bir kafa vuruşu gerçekten de. Revivo. Stevic'in pası. Johnson bıraktı. Revivo. Revivo sokuluyor. Pennison'un yaptığı hareket faul. Tine verdi. 39. dakika. Daniel Anderson dikkatli. Miroslav Stevic. Stevic vuruyor ve gol! Müthiş bir gol. Mükemmel bir gol Miroslav Stevic. Bir gol. Ömer Üründül muhteşem bir gol. Şapka çıkarılacak bir gol. 39. dakika, durum 3-1. Rüştü bile geldi. Kalesinden çıktı. Muhteşem bir gol. Ümit'e bırak demekte haklıymış Stevic. İşte böyle uyardı arkadaşlar Anderson. Stevic geliyor. Uzaklık 29-30 metre. Mükemmel bir vuruş. Mükemmel bir gol. Fenerbahçe'nin yıldızları yetenek farklılıklarını, teknik kapasite farklılıklarını ortaya koyuyorlar. 3-1'lik üstünlükleri var. Ve işte bu mükemmel gol, şapka çıkarılacak gol. Bir kez daha aslında Ali var. Kesirli'nin pası. İşizaki, Kesirli. Nordi'ye sağda bindirme yapıyor. Orta tehlikeli geliyorlar. Rüştü. Rüştü zamanında kontrol etti topu. Yardımcı hakem çizgide. Oynayın diyor. Ve Rüştü az daha filelerimize gidiyordu. Son anda topu kontrol etti. Kesirli'nin ortası. Kafa vuruşu. Rüştü. İzliyorsunuz, topun tamamının çizgiye geçmesi gerekiyor. Evet, yardımcı hakem çizgide. İyi takip etmiş yardımcı hakem. Yine ne kadar kolay bir pozisyon verdi Fenerbahçe. Rubart. %100 tehlike. Anderson'un bir hareketi Mirković. Anderson gol pozisyonu, Rüştü. Rüştü mutlak golü önlüyor. Rüştü. Dördüncü %100 pozisyon. Bu arada Mirković. Mirković. 4 Ortega'nın, bir Revivo'nun evet, değerlendiremediği. Evet. 6 tane pozisyon. Mirković'in pası. Serhat aldı topu. Serhat'ın vuruşu dışarı gidiyor top. İşizaki. Anderson. Fatih. Tehlikeli geliyorlar. Rüştü. Anderson topu alara gidiyor. 67. dakika Anderson. ...3-2 oldu. Gol geliyorum diye diye geldi. Yani. Ömer geldi. Oyuncu değiştirmek lazım. Düşen oyuncular var artık. Biraz değişikliğe gitmek lazım yani. Takım durdu. Fatih ve Hakan önleyemediler tehlikeyi. Mirković ve Rüştü'nün müdahalesi de yetersiz kaldı. Durum 3-2. Nordin. Hoş. İlginç bir karar daha. Hollandalı hakem Bosse'nden.
Tehlikeli bir noktadan izliyorsunuz. Serbest vuruş kullanacak. Fatih elinde basmış ama çıkarken havaya. Tehlikeli bir nokta. 3-2 öndeyiz. 75. dakika. Dört kişilik baraj. Ishizaki, Anderson, Samuelson topun gerisindeki oyuncular. Ishizaki vuracak. Ishizaki direkten döndü top. Ve ağlarımıza gidiyor. Rubart. Karşılaşmada 75. dakika 3-3 oldu durum. İlk yarının aksine ikinci yarıda çok farklı bir Fenerbahçe. Zaten ilk 10 dakikada belli etti yani. Dönen top. Rüştü uzanmaya çalışıyor. Rubart ve 3-3. Kesirli, arkasında Tuncay var. Ali. Tuncay ortada hareketli. Sağ kanada pas. Hakan. Hakan Tamandi karşısında. Ümit. Ortası Ortega. Ortega dışarıya. Ariel Ortega. İyi sarkıyor savunmanın gerisine. Kötü vuruyor. TRT'de Hakan. Ve 90 dakikayı bitiren son düdüğü çalıyor Ruud Bosse'n. Karşılaşma 3-3 berabere sona eriyor. Revivo, Johnson ve Stevic attı gollerimizi. Nordin, Anderson ve Rubart'tan geldi. Ayka Sonla'nın golleri.